Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim sadece 10 dakikada hamur falan yoğurmadan milföy hamuruyla çok kolay bir kıymalı pide tarifi vereceğim. Bunu bir takipçim tarafından önerilmişti ve denedim. Gerçekten çok güzel oluyor. Hemen öncelikle iç harcını hazırlayacağım. Bu sefer iç harcını doğramayacağım. Çünkü kolay bir tarif dedik. Robottan çekeceğim. 2 adet domates, şöyle birkaç tane yeşil biber, bir tane kırmızı biber. Benim soğanlarım biraz ufaktı. Sizler 2 tane orta boy kuru soğan kullanabilirsiniz. Öncelikle bütün malzemelerimi robottan çekiyorum. Domatesi ve yeşil biber falan hepsini bir arada çekebilirim. Hiç sıkıntı olmaz. Kanalımda normal kıymalı pide tarifi de var. Yapmak isterseniz hemen yukarıya linkini ekleyeceğim. Bakabilirsiniz. Biraz karıştırdıktan sonra soğanı da ilave edeceğim. Şöyle dörde bölüp atsam yeterli. İçerisine 350 gram da yarı yağlı kıyma koyuyorum. Bu milföyün sayısına göre yani azaltıp çoğaltabilirsiniz iç harcını. Ben bununla toplamda 8 tane milföy hamuru kullanacağım. İkili olacak şekilde 8 tane. Baharatlarını da ilave ediyorum. Birer çay kaşığı kadar pul biber, karabiber, toz biber, birazcık da tuz. Tamamen sizler de kendi damak tadınıza göre ayarlarsınız. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Kıymanız çok yağlıysa sıvı yağını daha da azaltabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı dolusu salça. Benim domates vardı, ondan dolayı domates kullanıyorum ama biber varsa biber de kullanabilirsiniz. Karıştırıyorum. Hatta elimle karıştıracağım. Tahtamı önüme aldım. Poşetiyle böyle çıkardım. Buzluğuyla erisin diye. Birazcık yanıma un alıyorum. İkili bir şekilde açacağım. Ayırmayacağız birbirinden. Biliyorsunuz milföyler böyle ikili. Biraz unladıktan sonra merdaneyle hafif incelteceğim. Fazla değil. Bu sefer çok inceltirseniz çok aşırı ince olacaktır. Bu kadar yeterli. Sadece bir iki kere oklavayla incelttim. Yeterince kıyma harcından koyuyorum. İsterseniz sucuk kaşarlı da yapabilirsiniz. Gayet güzel oluyor. Uç kısmı şöyle birleştiriyorum. Böyle kapattım. İyice yapıştırın, açılmasın. Hemen diğer uç kısmı da aynı şekilde. Yanları bir üzerine kapatıyorum. Tepsimi yağladım. Mini fırın olduğu için şimdi bunu buna sığdıracağım. Yoksa tek tek pişirmek istemiyorum. Bu sefer çok ince açmayacağım. Sadece bir iki kere. Tepsim çok büyük geldi. Tam tepsime göre açacağım yani. Ama sizlerin fırın tepsisi daha büyükse biraz daha inceltebilirsiniz. Yeterli bu kadar. Tekrar harçtan koyuyorum. Kıymanın pişmeyeceğini falan düşünmeyin. Ortalama 20 dakikada anca pişiyor. 20 dakikada da kıyma pişer rahatlıkla. Kavurmayı falan, bu kavurduğunuz zaman pide özelliği gider. Börek gibi olur bu sefer. O yüzden çiğden yapmanızı öneririm. Bu
uçlarını birleştiriyorum. Tekrar tepsimi alıyorum. Bir tepsiye en azından 3 tane sığdırmaya çalışacağım. İsterseniz şöyle elinizle bile sürebilirsiniz. Daha rahat oluyor. Taneyi tamamladım. Benim fırın mini fırın olduğu için sadece 3 tane sığdı. Ama sizlerin fırını genişse 5 taneye kadar sığacaktır. Yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı sıvı yağ koydum. Kenarlarını sürüyorum. 180 derecelik alt üst ayarda üzeri kızarana kadar pişireceğim. Diğerlerinde aynı işlemle devam edeceğim ben. Son pideyi de fırından çıkardım. Tepsim küçük olduğu için birazcık şekli böyle yamuk yumuk gibi olabilir. Ama sizlerin tepsisi daha büyükse daha güzel şekli olacaktır. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi birazcık sıcak şöyle çıkartacağım ve keseceğim. Sıcak sıcak hemen yemenizi tavsiye ederim. Diğerleri de burada. Hemen onu da göstereyim. Görüntüsü gerçekten çok güzel oldu. Tadı da aynı şekilde. Muhakkak denemelisiniz. Sadece 10 dakikada çok rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Bu güzel lezzeti umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Ben akşam için hazırladım. Yanına un çorbası hazırladım. Bir de ayran yaptım. Ama sizler isterseniz 5 çayına hazırlayabilirsiniz. O şekilde de çok güzel olacaktır. Eğer ki hala kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seval Mutfak'ta olarak beni takibi alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.